Bugün Romanya Doburca'daki Kırım Tatar Milli Hareketi'nin önce ismi, şair ve gazeteci Mehmet Niyazi'nin vefatının 92. yıl dönümü. Vefat yıl dönümünde saygıyla andığımız Mehmet Niyazi, yayımladığı Doburca Sedası, Teşvik ve Işık gazetelerindeki yazılarında Türkiye ve Kırım Tatar Türkçesi ile yazdığı şiirlerinde Doburca ve Kırım'da yaşayan Kırım Tatarlarının sevdasını, hasretini ve çeşitli problemlerini yazmıştı. Doburca'daki Türklerin milli kültürlerinin canlanmasında, Kırım Tatarlarının arasında Kırım milli ruhunun uyanmasında öncü olan ve büyük hizmetlerde bulunan şair ve eğitimci Mehmet Niyazi, 1878 yılında Doburca'ya bağlı Aşçılar Köyü'nde dünyaya geldi. Mehmet Niyazi'nin ailesi Kırım'dan Doburca'ya göç eden Kırım Tatarlarındandı. İlk eğitimini köyünün eski usul ilkokulunda tamamladıktan sonra 11 yaşında İstanbul'a gelerek Darül Muallimine girdi. 1898'de öğretmen olarak Kırım'a gidip ilk vazifesini orada ifa etti. Ancak Çarlık İdaresi'nin baskısından dolayı bir yıl sonra yeniden İstanbul'a döndü. 1900 yılında hasretini çektiği ata yurdu Kırım'a tekrar dönse de yine benzer sebeplerden dolayı bir yıl sonra İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı. 1904 yılında babasının İstanbul'da vefatı nedeniyle Köstence'ye giderek oradaki Türk Rüştiyesi'nde önce öğretmen sonra da müdür oldu. Mehmet Niyazi şairliğinin yanı sıra Doburca Müslümanlarının tarihinde de önemli bir yer tutmaktadır. 1914'te Bolşevik ihtilali sırasında kurultay toplayıp milli idaresini tesis eden Kırım Tatar hükümetinin çağrısı üzerine 1918'de Kırım'a gitmiştir. Ak Mescit kasabasında çıkmaya başlayan Hak Söz gazetesinin başyazarı ve editörü olup önemli makaleler yazmış, bir dönem Bahçesaray Milli Eğitim Müdürlüğü vazifesinde de bulunmuştur. 1920'de Kırım Milli Hükümeti'nin dağılması nedeniyle Romanya'ya gelerek Mecidiye'de öğretmenlik vazifesini 29 Kasım 1931'de vefat edene dek sürdürmüştür. Doburca Sedası, Teşvik, Işık gazetelerini ve Mektep ve Aile dergisini çıkarmış, Doburca başta olmak üzere çeşitli ülkelerde çıkan Türkçe gazete ve dergilerde de yazıları yayınlanmıştır. Kalemini milletinin uyanışına ve ilerlemesine adayan Mehmet Niyazi, ömrünün sonuna kadar Doburca'da Türklük bilincinin yerleşmesi, Kırım sevgisinin kazanılması ve ana dilinin yaşatılması için çalışmıştır.